Ediyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde domuz gribi vefat eden Kemal Öner Erüreten'in kan numunelerinde H1N1 virüsü çıktı. Bu da Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu'ndan yapılan açıklama ile ulaştı elimize. Ve tabii ki bununla beraber alınacak tedbirler nelerdir? Ya da en başta yıllar önce de domuz gribi ile ilgili vakalar artmıştı. Öncelikle domuz gribi nedir? Bunu öğreneceğiz tabii ki. Ve nasıl korunmanın yolları nelerdir? Bunları da alacağız. Yakın Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Yardımcı Doçent Doktor Kaya Suer şu an hattımızda. İyi akşamlar Sayın Hocam. İyi akşamlar. Evet, öncelikle hemen isterseniz domuz gribi vakasından vefat eden vatandaşımızın kan numunelerinde H1N1 virüsünün çıktığı Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu'ndan yazılı açıklamayla bildirildi. Arzu ederseniz öncelikle domuz gribi vakasında nedir? Diğer gripten ayıran özelliği nedir? Ve bizler nasıl korunmalıyız bundan? Buradan başlayalım isterseniz. Aslında domuz gribi ile ilgili ilk vakalar 2009 yılında dünyada görülmeye başladı. Aslında grip virüsleri her sene değişiklik gösterip tekrar karşımıza çıkıyorlar değişik yapılarla. Ama 100 yıl içine baktığımız zaman da belli dönemlerde tüm dünyayı saran grip pandemileri olduğunu biliyoruz. 2009 yılında domuz gribi ile ilgili böyle bir pandemi hata söz konusuydu. Gerçekten de birçok ülkede bu yaşandı. Hı hı. Şimdi tekrar tek tük vakalar var. Ama şu anda Sağlık Bakanlığı'ndan, Türkiye Sağlık Bakanlığı'ndan ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan resmen açıklanmış bir grip pandemisi olduğuna dair dünyada veyahut da dünyadaki diğer sağlık örgütleri tarafından açıklanmış bir pandemi bulgusu yok. Bu tür vakalarla karşılaşmak mümkün. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. H1N1 olduğu tespit edildi. Ama H1N1'in 2009 yılındaki ölümle sonuçlanan vakalara baktığımız zaman genellikle altta yatan kronik hastalıkları olan, bağışıklık sistemi zayıflamış, belli bir yaşın üstünde sigara kullanan, alkol kullanan veyahut da işte kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan, işte tansiyon problemleri olan, şeker hastalığı olan, yani bağışıklık sistemi bir şekilde zayıflamış insanlarda daha ağır ve bazılarında da mortal yani ölümcül seyrettiğini biliyoruz. Sayısal olarak baktığımız zaman polikliniklere olan başvurularda benim gözlemlediğim kadarıyla ben yakında üniversitesinin mikrobiyoloji laboratuvarında sorumlusuyum aynı zamanda. Boğaz kültürlerinde bu ara bir artış var. İnsanlar bir enfeksiyon bulgusuyla, bir korkuyla gelip test yaptırıyorlar. Ama boğaz kültüründen tabii ki bu virüsün tanısını koymak mümkün değil. Spesifik bir tanısı var. H1N1 virüsünü PCR yöntemine saptamak mümkün. Ama şu anda bu olayı halkı paniğe sevk edecek şekilde yorumlamamak lazım. Evet. Vaka sayısının da artış olabilir. Normal klasik bir gribal enfeksiyondan nasıl korunuyorsak domuz gribinden de aynı şekilde korunmak mümkün. Evet. Hocam yalnız Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu'na yapılan açıklamada vefat eden Kemal Öner Erüreten'in diyabet ve kronik bronşit hastası olduğu, ayrıca safra kesesinde de iltihap bulunduğunun kaydedildiği açıklanmış. Yani aslında rahmetli vefat eden vatandaşımızın az önce sizin de belirttiğiniz gibi bünyesi artık bu mikrobu alabilecek zayıflıkta. Az önce ona vurgu yapmıştınız. Bünye de çok önemli. Evet, yani şimdi geriye dönecek olursak 2009 yılında bu H1N1 domuz gribi vakalarının çıkmaya başlaması esnasında ben Nalbantolu Hastanesi'ne geçici göreve gelip gittiğim dönemlerdir. Onlar 2005-2006 ile 2009 yıl arasında ben toplam 5 sene boyunca her sene 2 ay orada geçici görevde bulunmuştum. O dönemde tekrar Sağlık Bakanlığı tarafından davet edildim ve 2 ay ben burada çalıştım. İlk 49 vakayı
tanısını biz koymuştuk şeyde, Abantolu Hastanesi'nde. Oradaki yaş grubuna baktığımız zaman o 49 vakanın içinde genellikle gençlerdi enfekte olanlar. İlk dönem olduğu için yayılımı azaltmak amacıyla izolasyon yapılıyordu. O dönemlerde dünyanın her tarafında bu şekilde uygulanıyordu. Türkiye'de de aynı şekildeydi. Daha sonradan ilerleyen zamanda vaka sayısı arttıktan sonra semptomatik tedavi ve evde istirahat önerilmeye başlandı. Mesela ilk 49 vakayı hatırlarım. Hiçbir kaybımız olmadı. Hepsini taburcu etmiştik. En yaşlı hastamız da 63 yaşındaydı. En genç hastamız da 16 yaşındaydı, yanlış hatırlamazsam. Şimdi buna baktığınız zaman altta yatan hastalıklar, ki bu birçok enfeksiyon hastalığı için de geçerli. Yani mesela en son tedavi ettiğimiz bir plazmodyum sıtma vakası vardı. Bir Afrika seyahati sonrasında enfekte oldu geldi. Gençti, sağlıklıydı, sporcuydu. Bizi birazcık uğraştırdı ama taburcu ettik. Ve dirençli bir sıtma vakasıydı. Türkiye'den onun için özel ilaçlar getirdik vesaire ve taburcu ettik. Ama aynı hasta, yani benzetme yapmak için bunu anlatıyorum. Aynı hasta ileri yaşta olsaydı, şeker hastası olsaydı, tansiyon hastası olsaydı, işte akciğer problemleri olsaydı vesaire, altta yatan kronik hastalıklar olsaydı bizim uyguladığımız tedaviye verdiği cevap çok da iyi olmayabilirdi. Domuz gribinde de aynı mekanizma işliyor. Altta yatan bağışıklık sistemi önemli. Eğer bağışıklık sistemin sağlamsa H1N1 virüsünü yenebilirsiniz. Evet. Ama altta yatan bir şey varsa sıkıntılarla karşılaşmak mümkün. Evet, aslında bu vefat eden Sayın Erüreten'in, rahmetli Erüreten de az önce belirttiğimiz gibi altta yatan bir takım rahatsızlıkları da vardı. Diyabet, kronik bronşit, safra kesesinde iltihap gibi bir takım altta yatan hastalıkları da vardı. Bundan ötürü de işte az önce belirttiğiniz gibi domuz gribinin normal diğer gripten bir farkı olmadığını, sadece diğer grip gibi önlem almamız gerektiği yönünde, evde istirahat ve çok kalabalık yerlerde olmamak gerektiği yönünde hep telkinler alıyoruz zaten. Peki domuz gribini şu zamanda ya da herhangi bir grip, ama domuz gribi deyince hemen aklımıza eşittir tabii ki ölüm tehlikesi geliyor ve çok güçlü bir vaka olarak karşımıza çıkıyor. Burada en çok etkilenen yaş aralıkları nedir hocam? Yani yaşa bakıyor mu, yoksa az önce belirttiğiniz gibi sadece altta yatan zayıflıklar mıdır önemli olan? Yaş şimdi, önemli değil midir? Yani yaş tabii ki önemli. İleriki yaşlarda 60 yaşın üstünde risk artıyor. Yani insanın yaşla beraber ortaya çıkan bir takım hastalıkları birçok insanda söz konusu. Dolayısıyla yaşla beraber riskimiz artıyor. Ne kadar yaşımız ileri ise o kadar riskimiz fazla demektir. Topluluk içinde çok kalabalık yerde bulunmayalım dediniz. Çok doğru bir ifade. Onun yanına sık sık el yıkamayı eklememiz lazım. Evet. Sonuçta el yıkama hastanelerdeki ortaya çıkabilecek, hastane için söylüyorum, hastane enfeksiyonlarının ortadan kaldırılması için %50 etken. Biz bunu toplum içinde de yaygın hale getirirsek, domuz gribi yanında birçok hastalıktan korunma şansımız çok artacaktır. O yüzden hazır bu konuyu da yeri gelmişken el yıkamanın önemini vurgulamadan geçmek istemem. Evet. Bu çok önemli bir konudur. Hele bu tür vakaların görülmeye başladığı dönemlerde. Özellikle de el yıkarken dışarıdan gelecek olan her kişinin elini yıkarken özellikle de antibakteriyel el sabunlarıyla bir defaya mahsus da olsa ilk eve girerken dışarıdakini dışarıda bırakmak adına o tarz bir sabunla yıkaması mı gerekir? Yoksa antibakteriyel olması şart değil. Normal bir sabun olması yeter. Yani biz antibakteriyel sabunları kullandığımız yerler bellidir bizim. Yani sonuçta bir ameliyathane ortamında, bir yemek üretilen yerde, bir laboratuvarda. Yani hijyeni üst düzey olan yerlerde. Spesifik yerlerde antibakteriyel sabun
kloroksinin sabununa tercih ederiz. Ama onun haricinde rutin hayatın yaşandığı bölgelerde sık sık el yıkamak ve normal bir sıvı sabunla bu işi yapmak yeterli diye. İlla ki antibakteri olacak diye bir şartımız yok. Sık el yıkamak yeterlidir. Evet, sık sık el yıkamak yeterli. Peki başka nelere dikkat etmemiz gerekiyor hocam? Çünkü hakikaten şimdi bir vatandaşın ölümünün H1N1 virüsü saptanmış olması, pozitif çıkıyor olması ister istemez vatandaşlar arasında tedirginlik de yaratıyor. Bu tedirginliği önlemek, bu paniği önleyebilmek adına başka neler yapmamız gerekiyor? Nasıl davranmamız gerekiyor? Bunlar çok önemli aslında. Şimdi H1N1 domuz gribi veyahut da bir gribal enfeksiyonda ortaya çıkabilecek klinik bulgular, işte sonuçta bir ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, kas ve eklemlerde ağrı, işte terleme, bazılarında karın ağrısı, bulantı, kusma, öksürük, bir takım spesifik her türlü hastalıkta viral enfeksiyonda görebileceğimiz tablolar olduğu zaman bunun ayırıcı tanısının yapılması açısından tekrar domuz gribi vakaları artacaksa bunu yeni vakaların sayısını bir tespit etmek lazım. Çünkü viral enfeksiyonlarda bir hız vardır. Yani sonuçta sizin toplumunuzda nüfusunuzun işte %1 enfekte oluyorsa bu bizim için farklı bir anlam ifade eder. %10 enfekte oluyorsa bu farklı bir anlam ifade eder. Hı hı. Dolayısıyla vaka sayılarını bilebilmenin her zaman için faydası vardır bizim alacağımız tedbirler açısından. 2009 yılında Nabantoğlu Hastanesi'nde, o zaman Yakında Üniversitesi faaliyette değildi. Nabantoğlu Hastanesi'nde, Türkiye'de benim çalıştığım Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde ve Türkiye'deki diğer tüm sağlık kuruluşlarında H1N1'e karşı alınacak tedbirler hastalık duyumu ortaya çıktığında planlar halinde hazırlandı. Yani hastaların nerelerde yatırılacağı, nasıl müdahale edileceği, hangi ilaçların kullanılacağı, hangi birimlerde hastaların izole edileceği vesaire bir sürü her şey planlandı. Ama sonradan 2009 yılında bu H1N1 pandemisi gerçekten dünyada yaşandı. Birçok ülkede çok sayıda insan enfekte oldu. Ama ölüm oranlarına baktığımız zaman düşük kaldı. Bu da sevindirici bir şeydi. Aslında daha büyük oranda ölüm bekleniyordu açıkçası. Ama şimdi vaka sayılarını takip edip görmek gerekir böyle bir durumda. Hı hı. Bu hastalığın hızı ne olacak? Eğer çok korkulacak bir sayıya çıkmazsa bir şekilde bu da bertaraf edilecek diye düşünülür. Tabii ki bu arada çok insanlar bu hastalığa yakalanabilirler ama 2009 gibi seyrederse ölüm oranlarında çok yüksek olmasını beklemeyiz. Evet. Dolayısıyla işte bu 1918'lerde, 1930'larda yani 20-30 yıl arayla dünyada yayılan ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan dünya çapındaki salgınlardan biri haline gelmesini beklemeyiz. Dünyaya baktığımız zaman Yunanistan'da, Rusya'da, çevremizdeki ülkelerde de kayıplar var. Ama sayısal oranda baktığımız zaman da oranlar şu anda çok düşük. Yani hastalığın hızı şu anda çok yavaş. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu bizimle yapmış olduğunuz paylaşımdan ve verdiğiniz bilgilerden ötürü. En azından bizler de yine de ne olursa olsun az önce belirttiğiniz gibi kalabalık olan yerlerde ve muhakkak her eve girdiğinizde ve gün içerisinde sık sık ellerimizin yıkanması gerektiği konusunda bunu bir kez daha üstüne vurgulayalım. Bunun haricinde başka söylemek istediğiniz bir şey var mı hocam domuz gribine ilişkin? Çünkü geçtiğimiz yıllarda kuş gribi vakası da çok büyük yankı uyandırmıştı bu konuda. Ve ölümler çok yüksekti yine dünya üzerinde ki bugünkü durum da zaten Dünya Sağlık Örgütü'ne de bildirilmiş durumda. Evet yani tabii bu tür vakaların bildirimi zorunlu. Dediğim gibi hızın saptanması için, dünyada ne kadar yayıldığının görülmesinin saptanması için ölüm oranları yani istatistik olarak da insanlık için önemli şeyler.
Şimdi böyle bir durumda tabii ki biz de gözümüzü dört açacağız ve bundan sonraki vakaları değerlendirirken domuz gribi açısından ayrıca bir değerlendirmeye tabi tutacağız hastalarımızı. Evet. Daha evvelden hazırlanmış olan planlar, mesela bizim hastanemizde de acil bir durum karşısında nasıl davranılacağı, nasıl tedbirler alınacağı, nasıl uygulamalar yapılacağı dair plan hazırlanmış vaziyettedir. Herhangi bir salgına karşı. Şimdi biz bunu domuz gribi vakaları için uyarlayıp tedbirlerimizi alacağız. Ama olay yeni başladı diyebiliriz. Bundan sonraki süreçte önümüzün yani bahar ayları yaklaşıyor. Tatiller, seyahatler vesaireler yaklaşıyor. Dolayısıyla dünyanın her tarafından bir takım yani insanların artık bir yerlere gidip gelmesi kolaylaştı. Değişik ülkelerden de bilgiler alıyoruz. Dolayısıyla vakalarda bir miktar artış olmasını bekleyeceğiz. O yüzden beslenme konusunda, alkol tüketimi konusunda, aşırı fiziki aktivite, yorgunluklar konusunda, stres konusunda, yani bağışıklık sistemimizi zayıflatacak davranışlar konusunda tedbirli olmamızda fayda var. Evet. Tekrar özellikle vurgulamak istiyorum. El yıkama konusunda son derece titiz olmamız lazım. Tüm halkımızın buna uymasında çok büyük fayda var. Böylece bu dönemi de bir şekilde bertaraf edeceğiz diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi akşamlar, kolay gelsin. Teşekkür ederim, iyi akşamlar baba. Sağ olun.